bir söylem hissetmeye başlamıştık. Ben son 6'ya girdiğimizde Lucas Torreira'nın daha böyle aidiyet duygusu hissettiğini hissettim. Bilmiyorum sende daha önce olabilir ama ben son 6 maçta Lucas Torreira'da Galatasaray'a karşı daha fazla, daha artı bir şekilde aidiyet duygusunun oluştuğunu gördüm. Sence Lucas Torreira kalacak mı? Ve tekliflerle ilgili ekstra farklı teklif de duydun mu? Bunu da sana soralım. Aslında gelen en ciddi teklifler Ocak ayındaydı. Yani devre arasında çok daha ciddi teklifler gelmişti. Şu an için o seviyelerde teklifler yok. Ama olmamasının sebebi oyuncunun performansının düşmesi değil yani. Sonuç olarak performansı daha da arttı. Ama muhtemelen hani Galatasaray'da mutlu olmasından ötürü belki menajerine böyle bir çalışma yapılmamasını da talep etmiş olabilir. Lucas Torreira yani kendisine herhangi bir teklif getirmemesini de talep etmiş olabilir. Ama elbette çok ekstrem teklifler gelirse kulüp de bunu düşünür. Mutlaka Lucas Torreira da düşünür ama Galatasaray'da bence satılmaması gereken futbolcuların başına geliyor. Bunun sebebi de şu bana göre Musa abi. 6 numara transferi çok farklı bir olay. Yani bugün baktığımız zaman Lucas Torreira'dan çok daha kariyerlisini, kağıt üzerinde çok daha kalitelisini getirebilirsiniz ama tutmayabilir. Baktığımız zaman Galatasaray İşte Melo Galatasaray'da son dönemde vardı. Ondan sonra yine bir Brezilyalı Fernando Rodriguez gelmişti. Fernando Rodriguez gittikten sonra Galatasaray birçok ön libero aldı. Özür dilerim. Birçok ön libero aldı ama birçoğu tutmadı. İşte Pulgar geldi son dönemde. Orada Donk'u değerlendirmeye çalıştı. Başka oyuncular geldi gitti. İşte Berkanlar geldi. Taylanlar geldi. Tutmadı. Olmadı yani. Dolayısıyla da ön libero mevkisinde hali hazırda tutmuş bir futbolcu varken ve orada ne performans vereceği belli bir futbolcu varken bence onu satmamanın çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bana göre de Lucas Torreira'nın Galatasaray'a aidiyetinin ve kendini sahaya adamasının top seviyeye çıktığı maç bizim 14 maçlık serinin ardından kaybettiğimiz Konyaspor maçıdır. Konyaspor maçında yedek başlamıştı abi. Sen de çok net hatırlarsın. Sonradan oyuna girmişti ve çok kötü bir performans göstermişti. Sonradan oyuna girmesine rağmen yenilen golde bir hatası da vardı. Yani oyuncuyu kovalamadı. Nitekim Evet. 2-1'i bulmuştu Konyaspor. O maçın ardından bambaşka bir Lucas Torreira izlemeye başladık bana göre. Yani bazı psikolojik olayları vardı işte bu özel hayatla alakalı olayları da vardı Torreira'nın. O dönemden ötürü Konya maçında yedek kalmıştı. Konya'da Galatasaray kaybettikten sonra Lucas Torreira'nın da bir anda böyle silkelenip kendine geldiğini ve ondan sonra biraz daha böyle ciddi bir aidiyetle daha farklı bir algıyla Galatasaray maçlarını oynadığında bana göre gördük. Evet. Dubai'ye geçelim. Dubai ile ilgili ya biz böyle maçlar oynanırken Dubai ya aslında Galatasaray'ın sağ bekimi hem Uğur'a onu da soralım. Ya, eksiklikleri var ama bir taraftan da hani profesyonel bir oyuncu oynamak istiyor. O anlamda da yani 3'e 5'e bakmadan hani beni bırakın tarzında bir söylemi olabilir. Dubai Evet. gidecek mi sence? Kalmalı mı? Ne diyorsun? Bunu da konuşalım. Bana göre yani eğer kendisi ayrılmak istiyorsa göndermek çok mantıklı olacaktır. Yani bunu bir yayında daha konuşmuştuk seninle abi. Şimdi baktığımız zaman aslında Leo Dubois'un Galatasaray'a geliş hikayesi Galatasaray'ın ilk beki olacaktı. Kağıt üzerinde öyleydi. Çünkü o dönem Omar Galatasaray'ın kadrosundaydı. Sacha Boey kampa götürülmemişti. İyi durumda değildi. Onunla beraber Leo Dubois'u aldı Galatasaray ve Leo Dubois geldiğinde hepimiz şunu bekliyorduk. İşte Leo Dubois gerçekten mükemmel bir performans gösterecek. Çok iyi bir bek. Ve Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu olmasını bekliyorduk. Ama gelinen noktada orada Leo Dubois'un hazırlık maçında sakatlanması artı Omar Elyadellaoui'nin kontratının feshi edilmesi elde bir tek, bugün hatta Okan Hoca o konuda da bir şey söylemişti. Elde bir tek Sacha Boey kaldı. Sacha Boey özür dileyip, Okan Hoca'dan özür dileyip takıma tekrardan dahil oldu. Antalya Spor maçıyla oynamaya başladı. Antalya Spor maçında eğer oynamasaydı bugün Okan Hoca söyledi Ali Turap Bülbül'ü oynatacaktım dedi. Leo Duba orada bir oynamaya başladı. İlk 45 dakika gerçekten kötüydü Antalya Spor deplasmanında. Ondan sonra mükemmel bir başlangıç oldu. Ve ondan sonraki performansla yani 45. dakikadan itibaren Antalya Spor'un maçının ikinci yarısından itibaren mükemmel bir saça boyu izledik ve sezonun genelinde de zaten bu performansını herhangi bir kart cezası olmadığı sürece istikrarlı bir şekilde devam ettirdi. Ve dolayısıyla da Leo Duba'nın oynama şansı ortadan kalktı. Bazı maçlarda sol bek oynadı Leo Duba. Oralarda da bence iyi performans gösterdi. Yani sol bekte de idare etmeye çalıştı Galatasaray. Hatta bir Giresunspor deplasmanında atmış olduğu çok güzel bir gol vardı. Orada
tersten gelip sol bek oynadığı dönemde attığı bir gol vardı. Yani çok kötü bir sezon geçirdiğini ben düşünmüyorum. Ama yine de muhtemelen oyuncu ayrılmak isteyip düzenli ilk 11 oynayacağı bir yere gitmek isteyebilir. Bu da gayet doğal. Ki Fransa'dan da teklifler var. Yani ciddi ilgilenen takımlar olduğunu söyleyip oradan gelecek tekliflerle beraber de transferini arzu edebilir. Bu da gayet doğal. Evet. Ajanspor'un haberi 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini gösteren Galatasaray bonservisi Red Bull Leipzig'te bulunan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Angelino'yu transfer etmek istiyor. Şimdi Angelino haberleri Tsimikas, Angelino, Alexandro, şimdi Uğurhan, bunların hepsini tek tek soracağım ama öncelikle Angelino'da duyduğun bir şey var mı? Nedir? Gelme ihtimali nedir Galatasaray'a? Onları sana soralım. Angelino Galatasaray'ın sol bek listesinde olan bir futbolcu. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani orada senin de söylediğin gibi Tsimikas da var abi. Hatta bir dönem Tavares de vardı. Şu an Tavares'in durumu Arsenal'den gelecek habere göre şekillenecek gibi görünüyor. Çünkü onun kiralık olarak forma giydiği takımda kalma ihtimali de olduğu konuşuluyor. Farklı takımlardan da teklifler var. Orada Arsenal'in vereceği kararla transfer süreci şekillenebilir. Eğer Galatasaray'la alakalı bir gelişme olacaksa. Nuno Tavares ihtimali olduğunu az önce anlattım. Angelino var, Tsimikas var, Alexandro var. Yani birkaç tane de Galatasaray'da ismi basına düşmemiş sol bek oyuncularda olduğu söyleniyor. Angelino bu oyunculardan birisi. Hatta o dönem Galatasaray şu an Bayern Münih'e transfer olan Guerrero'da da görüşme yapmıştı. Aynı zamanda Leverkusen'e giden Grimaldo'yla da görüşme yapmıştı. Onlardan sonuç alamadı. Angelino da bence alınabilecek iyi oyunculardan birisi. Ofansif yönü çok güçlü bir bek. Yani gerçekten çok ciddi bir ofans gücü var. Çok ciddi fark yaratabilir. Zaten hani haberde de kasıtlı olarak mı yazılmış yoksa hata olarak mı yazılmış bilmiyorum ama sol kanat oyuncusu olarak yazılmış. Yani biraz daha sol bekten ziyade kanat oyuncusu olarak da kullanılabilme potansiyeli olan sol ayaklı bir oyuncu. Savunması çok güçlü değil ama Türkiye Ligi'nde o hızıyla, çabukluğuyla savunmada da problem yaşatmadan oynayabilir diye tahmin ediyorum. Şampiyonlar Ligi için durumu nasıl olur tahmin etmek güç. Güçlü bir oyuncu. Yani uzaktan şutlar atabilen, o kornerlerde dönen toplarda mesela birkaç maç Kazım Can denemişti. O tarz topları çok güzel vuran bir futbolcu. Yani ayağının üstüyle kapatarak goller de atabilir Galatasaray'da ki çok güzel asist özelliği de olan bir futbolcu ki bu sene Hoffenheim'de kiralık olarak oynadı. Hoffenheim'de de çok ciddi asist sayısına ulaştı Angelino. İyi bir oyuncu ama bonservisi Leipzig'te, Hoffenheim'de kiralıktı. Ve Leipzig'in de kendisi için benim duyduğum 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu konuşuluyor. Eğer bu civarda bir bonservis beklentileri varsa bu rakam kaça iner ya da Galatasaray oyuncunun transferini kaç milyon euroya tamamlayabilir ya da tamamlayabilir mi? Bu biraz süreç içerisinde belli olacak gibi bir durum gibi geliyor bana. Evet. Arkadaşlar 215 kişiyiz ama 70 beğenimiz var. Tabii bunun 70-40 da Facebook'ta var. 110 beğeni. Gene 100 beğenimiz eksik. Sizlerden rica ediyorum. Emeğe saygı. Bakın Uğurhan'la birlikte hem uğraşıyoruz, vakit harcıyoruz. Sizlerden ricamız yayını beğenelim. Ayrıyeten de Süper Chat, katıl, sticker desteklerinizi de bekliyoruz diyelim. Şimdi Necdet abi Zakaryan gelecek bakın görün demiş. Şimdi Zakaryan'la ilgili böyle kulağına gelen bir haber var mı? Duyumun var mı? Onu bir kısa bir sormak istiyorum sana. Olabilir. Sadece o kadar diyeyim abi. Olabilir. Yani hali hazırda Galatasaray'ın acaba mı diye düşündüğü oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bunu bir yayında da anlattım. Erdem Timur bu tarz işlere çok takılan bir insan. Yani bazen olmayacak örnek vereyim. Görüştü, yapmaya çalıştı o transferi ama olmadı. Bu tarz olmayan ama çok istediği transferleri başka transfer dönemlerinde de değerlendirmeye çalışan bir yapısı olduğu konuşuyor. Yani bu konuda çok eminse o futbolcudan biraz daha üzerine gidiyor diğer transfer dönemlerinde. O dönem ailesi sebebiyle olmamıştı. Yani Galatasaray aslında birçok noktada anlaşmıştı oyuncuyla, Arsène Zakaryan'la. O yüzden hani ailesi sebebiyle biraz tedirgin oldukları için olmadı. Şu an tavırları değiştiği söyleniyor. Eğer olursa yani tavırları değişirse Galatasaray için bence yapılabilir transfer süreçlerinden birisi. Ama tabii ki burada Okan Hoca'nın tavrı da çok önemli. Yani Okan Hoca Tielemans transferinin olmayışının ardından Arsène Zakaryan'ın 8 numaraya transfer edilmesine ne kadar sıcak bakar? Ya da çok bu transferi onay verir mi? Yani tamamıyla tamam biz bunu alalım diye üzerine mutabık kalır mı? Bu biraz onunla da alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ama
tamamen Galatasaray'ın vazgeçtiği bir transfer olmadığını net bir şekilde söyleyeyim. Uğuran abi demiş Ahmet. Sence Dembele ihtimali azalıyor mu? İstesek alırız. Neden bekliyor yönetim bilmiyorum. 27 Haziran yaklaştı. Icardi gelene kadar bize seviye atlatır demiş. Şimdi Dembele ile ilgili ki süreci de hemen burada bununla birlikte soralım sana. Dembele ne oldu? Bitti mi konu? Yoksa ilgisi sürüyor mu Galatasaray? Şimdi Dembele Galatasaray'la yapmış olduğu görüşmede elbette yani bunlar zaten kulüp ayağı kalmadığı için sadece oyuncu ayağı var bu transferde. Yani Galatasaray oyuncu tarafıyla mutabık kaldığı zaman bu transferi her türlü tamamlayabilir. Yani tek bir ayaklı bir transfer süreci. Bununla beraber de oyuncu tarafı elbette şunu soruyor. Yani oyuncunun menajeri şunu soruyor. Siz bu oyuncuyu hangi rol için düşünüyorsunuz? Yani Galatasaray'ın kadrosunda ilk 11 oyuncusu mu olacak? Yoksa işte daha çok rotasyonla mı kullanmayı planlıyorsunuz? Galatasaray'da şunu söylüyor. Galatasaray'la ilgililer de şunu söylüyor. Biz Dembele ile beraber bir golcü transferi daha düşünüyoruz. Ki bu Icardi olursa, yani Dembele'nin yanına bir de Icardi transfer edilirse ki aslında yani Galatasaray'ın düşüncesi elbette Icardi'yi birinci golcü olarak transfer etmek. Bugün Dembele'yi aldın, yarın Icardi'yi aldın. Dembele ikinci golcü konumuna düşecek doğal olarak. Yani Galatasaray'daki ikinci golcü olacak. Dembele de buna çok sıcak bakmıyor. Yani nedeni şu an bedelsiz bir oyuncu, yaşına müsait, Avrupa'da teklifler aldığı da konuşuluyor ve bununla beraber de doğrudan ilk 11 oynayacağı bir takıma gitme niyeti var Musa Dembele'nin ve bundan ötürü de Galatasaray'ın biz sana birinci golcü olursun rahatlığını ve güvenini vermediği için de Galatasaray'la Dembele arasındaki görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlemeyeceğini söyleyeyim. Tek bir ihtimal olabilir, o da Dembele'yi ya birinci golcü olarak almayı söyleyeceksiniz kendisine, yani tamam biz seni birinci golcü olarak düşünüyoruz diyeceksiniz, ya da ikinci golcü olmaya ikna edeceksiniz. Ben ikinci golcü olmaya ikna edilebileceğini çok kolay düşünmüyorum. Dediğim gibi yani bedelsiz olmasından ötürü kendisine mutlaka oynayabileceği bir yere gitmeyi çok daha fazla arzu edecektir. Ama ikna olursa da bence Galatasaray'ın ikinci golcü olarak oluşturmuş olduğu listede üst sıralarda yer aldığını söylemek mümkün. Evet arkadaşlar, güzel yayın oluyor. Hepinize teşekkür edelim. Devam ediyoruz. Diğer görselimize geçelim. Sizlerle birlikte hemen onu da değerlendirelim. Zaniolo, Süleyman abinin haberi. Süleyman Vodop. Hemen onu da ekrana getirelim. Ne demiş? Büyütelim biraz da. Bir dakika arkadaşlar. Bu ara mouse'la alakalı. Evet, şöyle büyütelim. Boy ve Nelson'un kalıp Zaniolo satılırsa sürpriz olmaz demiş. Zaniolo'ya 30 milyon euro üstü teklif gelirse Vasica ve Icardi transferi bir günde bitebilir. Burada kilit oyuncu Zaniolo. Şimdi önce Icardi'yi birazdan konuşacağız da. Boy ve Nelson'un kalma ihtimali var mı sence? Önce bunu konuşalım. Bir, Zaniolo satılırsa oyuncuları nasıl ikna edeceksin? Onu da sormak istiyorum. Ve Zaniolo'ya teklif var mı sence? Şimdi Zaniolo'ya ilgili olan kulüpler var. Zaten teklif olmasını çok da gerektirecek bir durum yok. Çünkü Galatasaray'ın tavrı net. Yani 35 milyon euro serbest kalma maddesini karşılanmasını talep ediyor Galatasaray. Bu 35 milyon euro serbest kalma maddesi karşılandığı takdirde bu transfere Galatasaray onay vereceğini dile getirmiş durumda. Ve bununla beraber de yani bu durumdan ötürü de şöyle bir ihtimal ortaya çıkmış durumda. Yani bu oyuncuyu satmak, yani Zaniolo'yu satmanın ben Nelson ve Sacha Boy transferlerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın şu anki Zaniolo satışı ya da işte Sacha Boy ya da Victor Nelson satışının Galatasaray'a çok acil şekilde sıcak para akışı sağlanmasından ötürü değil. Bu oyuncular Galatasaray'daki misyonlarını eğer tamamladıklarını düşünürlerse Galatasaray'dan ayrılmayı talep edebilirler. Victor Nelson Galatasaray'dan Ocak ayında ayrılmayı planlıyordu. Yani böyle bir düşünce vardı ama Erdem Timur bizatihi görüşerek bu transferin Ocak ayından değil de sezon sonunda olmasının çok daha doğru olacağını oyuncuya iletti ve Galatasaray orada o konuyu kapattı ve şu anda oyuncu tarafının Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi var. Çünkü Victor Nelson Galatasaray'da iyi bir performans gösterdi Musa. Yani geçen sene de Galatasaray kötü olduğu dönemde de 13. olduğumuz dönemde de Avrupa Ligi performansı iyi bir futbolcuydu Victor Nelson. Bu sezon zaten takımın en iyi futbolcusuydu. Dolayısıyla da oyuncunun Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünmesi ve Galatasaray'dan ayrılmak istemesi kadar doğal bir şey yok. Yani zaten Ocak ayında gitmek istiyordu bu oyuncu. Galatasaraylı yetkililer onu şampiyonluk olayından ötürü ikna edip burada tuttular. Dolayısıyla da Victor Nelson
bence gitmek isteyecektir. Ki şu an kendisine işte Premier Lig'den teklifler var. Toplumla anlaştığı da konuşuluyor. Dolayısıyla da ayrılmak istemesi kadar doğal bir durum yok. Yani mutlaka o da Premier Lig'de şansı varken Premier Lig'e gitmek isteyebilir. Sasha Boyun kalma ihtimali bana göre Nelson'dan bir nebze daha yüksek geliyor. Nedeni de şu, Sasha Boy belki ikna edilebilir. Hani bir sezon gösterdi performans Galatasaray'da. Maaşı cüzi, yani 450 bin euroluk bir maaşı var. Hani maaşına ciddi bir zam yapıp böyle 1-1,5 milyon euro civarına çekip oyuncuyla tekrardan bir kontrat imzalayıp hani bir sene daha burada oyna, ondan sonra senin satışını onay verelim tarzı bir düşünceye sıcak bakarsa oyuncu tarafı kalabilir. Ama ben burada Süleyman abiye katılmıyorum. Yani burada Zaniolo'nun satışıyla Victor Nelson ve Sasha Boy'un satışının hiçbir alakası yok. Bunlar hepsi birbirinden bağımsız olaylar. Çünkü yani oyuncuya şunu diyemezsin. Yani bunlar insan sonuçta, yani robot değil. Biz Zaniolo'yu sattık, sizi satmıyoruz o yüzden. Yani bu oyuncu diyecek yani beni ne ilgilendirir yani kim sattığını. Yani ben buradan gitmek istiyorum. Ben işte Premier Lig'den teklif aldım. Şuradan teklif aldım. Buradan teklif aldım. Ben gitmek istiyorum derse yapacak bir şey yok. Yani bu Zaniolo'yu satmak, işte Icardi'yi almak, Rashica'yı almamakla alakalı bir şey değil. Bunlar bireysel isimler. Transferler de bireysel yürütülen süreçler. Ben Nelson'un da Sasha Boy'un da ayrılma ihtimalinin nispeten daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani iki oyuncu da kalma ihtimalleri nispeten gitme ihtimallerinden daha düşük. Peki Parades. Mesela Parades'i de hemen hızlıca sana sorayım. Bence adayların en başında da Parades'in. Tilemans'tan sonra Parades'in de ön plana çıktığını düşünüyorum. Parades konusunda senin aldığın son düğüm var mı? Nedir? Parades'in Galatasaray'a gelme ihtimali nedir sence? Parades'in oyun tarzı biraz daha farklı. Şimdi Parades biraz ön libero gibi oynayan ve ön libero mevkisinin oyuncusu olduğu için orada hani nasıl bir süreç işler bilmiyorum. Çünkü Lucas Torreira Galatasaray'da kaldığı sürece oraya yani ön libero'ya bir oyuncu da almanın çok da bir mantığı var mı emin değilim. Yani çünkü ikisini aynı anda oynatmak çok mantıklı olur mu emin değilim. Şunu mu diyorsun? Parades gelirse Torreira gidiyor demektir gibi bir... Belki şöyle olur. Yani Torreira'ya çok iyi bir teklif gelir. Parades'i de mümkün mertebe daha uygun şartlar alma şansınız olur. İkisini birbirinin alternatifi olarak değerlendirebilirsiniz. Ama ikisini ben aynı anda Galatasaray kadrosunun olmasının çok bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani çok iyi bir 8 numara değil Parades. Bir 6 numara oyuncusu. Fizik gücüyle oynayan. Tekniği gerçekten çok iyi bir oyuncu ama tekniğiyle alakalı değil benim bahsettiğim olay. Yani Galatasaray'ın aradığı 8 numara durumuna çok uyan bir futbolcu değil gibi geliyor bana. Daha işte böyle dikine çıkışlar yapan, tempoyla oynayan, top kullanma becerisi daha da iyi olan bir Galatasaray 8 numara arıyor gibi geliyor bana. Parades'in de bir 6 numara olduğunu göz önünde bulundurursak sanki onun transferi biraz daha Torreira ile bağlantılı gibi geliyor bana. Yani Torreira satılırsa ona alternatif olarak düşünülen oyunculardan birisi olabilir. Ama Paredes-Torreira ikilisinin ben çok uyumlu olacağını düşünmüyorum. Savunma anlamında çok iyi ikili olur. Ama o ikili bize hücum anlamında biraz problem yaratabilir. Çok mu o defansif bir kadro olmuş olur o? Yani iki yani, tane evet. Birini alt- çünkü olarak kullansa olmaz mı mesela? Bir de yani, altı çok fazla oynayacağız. Olabilir. Bu yani benim anlatmaya çalıştığım aslında şu abi. Yani mutlaka Torreira'ya bir alternatif alabilir Galatasaray. Yani Torreira Galatasaray'ın kadrosunda diye Galatasaray'ın kadrosunda başka bir 6 numara yok olmamalı diyemeyiz. Ama hangi şartlara gelecek mesela? Yani 1 milyon euro maaşa geliyorsa rotasyon oyuncusu olarak ona bir şey diyemez kimse ama 3 milyon euro maaş verip de ya da işte Torreira'ya kadar bir maaş verip Torreira zaten aşağı yukarı 3 milyon alıyor. 3 milyon euro maaş verip yedekte oturtturmak, ikinci ön libero olarak düşünmek Galatasaray'ın kadro kalitesi ve Galatasaray'ın maaş bütçesi anlamında bana çok mantıklı gelmiyor. Ya ikisinin ben beraber oynayabileceğini çok düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın o kadrosu orta sahada oyun kurulumu anlamında bence çok defansif bir orta saha kurgusu olur. Evet. O zaman diğer yöneticilerimize geçelim arkadaşlar. Hemen de hatırlatalım. Bak 250 kişiyiz totalde ama 100 beğeniyi geçemedik. 80 küsürlerdeyiz. 90 olmuşuz. Rica ediyoruz. Ayrıca de süper chat, süper sticker desteklerinizi de bekliyoruz. Diyelim bir tane forvet bizle anılmaya başlandı. Bu forvette Uğran'a soralım. Var mı bir ilgisi? Galatasaray Beşiktaş'ın da ilgilendiği promo forması giyen 30 yaşındaki El Şevay kadrosuna katmak istiyor. Ne diyorsun? Böyle bir hamlemiz var mı? Varsa diyelim. Haberin yoksa da
Galatasaray'da iş yapar mı? Onu soralım. Abi Eşer abi yani devamlı aslında gündeme gelen, devamlı işte acaba mı diye konuşulan oyunculardan birisi de. Hatta bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine geldi bu oyuncu. Nitekim zaten haberde o şekilde yazılmış. Ama ben yani şu anki Galatasaray kadro yapılanması içerisinde Eşer abi zaman zaman santrafor, zaman zaman kanat oyuncusu, yani sol kanat oyuncusu olarak oynatılan bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim, yani Türk kuralı devam ettiği sürece Galatasaray'ın sol kanadında muhtemelen Kerem Aktürkoğlu oynayacaktır. Zaten Türk kuralı orada yabancı oyuncu oynamasına müsaade etmiyor. Bununla beraber de Elçar abi ikinci golcü olarak düşünülüyorsa olabilir mi bilmiyorum. Hani o biraz daha böyle daha taktik detay bilen insanların değerlendirmesi daha doğru olur. Ama sanki sol kanat ve daha çok sol kanada yakın oynayan bir oyuncu olduğu için Kerem Aktürkoğlu kesememesiyle beraber ben Galatasaray'ın çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. En azından o mevkiye Galatasaray yabancı bir oyuncu almaz kanat oyuncusu olarak. Şu anki kadro kalitesi üzerinde söylüyorum. Ama forvet içinde sanki Eşer abiden daha net forvetler bulunur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim aşkın olayına. Aşkın olayını konuşalım. Şimdi Icardi'nin mevzusu bizde bir damakta bir tat bıraktı ama hani Uğur'dan da bana bu görseli yollamıştı. Ben de görmüştüm bunu. Suudi Arabistan ekibi El Tawon Icardi için yaptığı sözlü teklifi senelik 30 milyon euro. Nasıl bir rakama karşı, hani yel değirmenlerine karşı savaş açmak gibi bir şey bu. Uğur'dan ne diyorsun? Yani Icardi'de Vandanara gerçeği var, para mevzuları. Gider mi Icardi Arabistan'a? Abi şöyle, yani burada tabii ki ya para çok ciddi bir para yani. Hani konuşulan para ve Galatasaray'ın teklif ettiği rakamlar arasında çok ciddi uçurum var. Ki Avrupa'dan da zaten bu paraları alamaz yani. Icardi 30 milyon euro Avrupa'dan ya da işte Galatasaray'ın verdiği tekliften daha iyisini ben Avrupa'da da bulabileceğini düşünmüyorum. Şimdi Galatasaray'ın vermiş olduğu teklif aşağı yukarı 5 milyon euro. Yani bonus maddeleri hariç net 5 milyon euro civarında bir maaş teklifi var Galatasaray'ın. 5 milyon euroyu Avrupa'da kazanması için 10 milyon euro kazanması lazım net ücret olarak, ki cebine girecek ücret totalde 10 milyon euroya tekabül etsin. Yani 5 milyon euroya tekabül etsin, özür dilerim. Vergi oranları düşürdükten sonra. Ama Avrupa'da, yani Avrupa'da zaten bu teklifleri alma ihtimali yok. El Tawon'dan, yani Suudi Arabistan'dan da 30 milyon euro teklif alması gerçekten bu işin artık, yani Suudi Arabistan işinin çok farklı bir noktaya gittiğinin net bir göstergesi. O El Tawon zamanında Cristiano Wijnaldum'u kiralamıştı abi, hatırlarsın belki. 2,5 milyon euro da bir satın alma opsiyonuyla kiralamışlardı hatta. Ama Lukindama'yı beğenmelerine rağmen o 2,5 milyon euroyu ödeyemediler. Yani ekonomik durumları çok müsait olmadığı için o 2,5 milyon euroyu ödeyemediler. Bugün 30 milyon euro futbolcuya maaş olarak teklif yapabiliyorlar. Demek ki ciddi bir fonlanma var burada. Yani zaten bugün Yalın Sabuncuoğlu da bir haber yapmıştı. Bu oyunculara verilen tekliflerin, yani işte Kante'ye verilen 100 milyon euro, işte Ronaldo'ya verilen para, Benzema'ya verilen para, bu paraların %50'sini Suudi Arabistan devletinin karşılandığı söyleniyor. Yani inanılmaz bir fonlanma var. Buraya inanılmaz bir futbolcu akışı olacak, ki oluyor da. Icardi'ye bu kadar ciddi bir teklif gelmişken ben sadece bir takımdan olmadığını da söyleyeyim. Ben bir hafta önce bunu yazdım aslında. İki takımdan var Suudi Arabistan liginden. İki takımın da çok iyi teklifler yaptığını söyleyeyim. Yani 30 milyon euroyu ben doğrudan duymadım. Ama çok iyi teklifler olduğu söylendi. Yani Galatasaray'ın verdiği ücretlerin çok çok yukarısında teklifler olduğu söylendi. Burada elbette tercih oyuncuya ait. Yani Galatasaray 30 milyon euro verecek hali yok mutlaka Icardi'yi almak için. Yani bu teklife karşılık Galatasaray'da sen gitme kal bizde biz sana 30 milyon euro veririz diyemez. Burada da tek bir seçenek var. Oyuncu tercihini Avrupa'da kalmaktan yana kullanırsa Galatasaray'ın tercihi, Galatasaray'ın şansı hala devam ediyor olur. Ama aksi olursa, 30 milyon euroyu tercih ederse de zaten buna çok da yapacak bir şey yok. Evet. Bir de olayı biz hep Arap kulüpleri olarak da baktık ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Oradan da çok güzel bir yerden benim kafama artı bir şey soktu. Mesela çok büyük reklam oluyor yani şu anda. Yani Arabistan'ın çok büyük reklam oluyor. Kimler gidiyor? Herkes futbol severlere bir kere
Hepsi artık böyle bir durumdan vakıflar. Arabistan'la ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bak, net bir şekilde bu her şeyle orada ya turda düzenlerler. Hani maçları izlemek adına, ne bileyim, bu anlamda doğru işler mi bilemiyorum. Zaten rakamlar uçuk. Ben şöyle bir yorumda bulunmuştum. Sabah Eyüp'le yaptığım yayında hala da lafımın arkasındayım. Icardi'yi Avrupa'dan bir kulübe kaptırırsak üzülürüm. Üzülürüm ve hani 1 milyon 2 milyonluk da fark varsa tavır da koyarım. Ama Icardi'yi 30 milyon euroluk bir takıma, yıllık 30 milyon bütçe verecek bir takıma kaptırıyorsak geçmiş olsun. Bu Avrupa'yı da etkileyen, Türk kulüplerini de etkileyen bir olay. Yani böyle bir furya var ve bu furyadan yararlanmak isteyen futbolcular var. Son 6-7 dakikamız var ama İlkay'ı da sormak istiyorum. İlkay ile ilgili de çok soru soruluyor. İlkay ile ilgili şey olur mu? İlkay'ın geleceğine inanıyor musun? Onu da konuşalım. Uğran, onu da sorayım sana. Abi İlkay konusunun ben yani daha önce de söylemiştim aslında. Ben İlkay'ın transferinin çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Bunun da birçok sebebi var aslında. Yani oyuncunun şu an zaten top seviyeye çıktı. Burada yine oyuncu tercihi çok mühim. Yani oyuncu bilmiyorum belki Arabistan'dan yine çok iyi bir teklif alır. Çünkü o da bedelsiz. Belki Arabistan'dan mükemmel bir teklif alır İlkay Gündoğan. Oraya gitmeyi tercih eder. Ya Avrupa'da işte iyi takımların Avrupa'nın daha üst klasman takımlarından teklifler alır. Çünkü Manchester City dün Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımında 90 dakika oynadı. Takımın kaptanı. Dolayısıyla da hani her takımdan çok rahat bir şekilde teklif alabileceğini söylemek lazım. Buna rağmen oyuncu tarafı ya burada oyuncu tercihi ve oyuncu kararlılığı önemli. Oyuncu tercihi hani ben tamam Avrupa'daki misyonumu tamamladım artık. Kazanabileceğim en büyük kupayı da kazandım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldum. Yaşım da artık müsait. Yani Türkiye'ye Galatasaray'a transfer olayım diyerse ondan sonra belki bir şeyler hareketlenebilir. Ama ben dediğim gibi bu ihtimali hala %10'un üzerinde görmediğimi söyleyeyim yani. Evet. Uğran'a teşekkür edelim. Arkadaşlar, yaklaşık 5 dakika sonra Eyüp Yıldız yayında olacak. Yanlış görmediysem. Transferleri ve gündemi değerlendirecek. Onu da söyleyelim ve hatırlatalım. Çıkmadan beğeni istiyoruz. Beğeni sayımızı biraz yukarıya çıkartalım. Uğran, teşekkür ediyorum tekrardan. Akşam 11'de yayınımıza beklerim bütün dostlarımızı. Uğran, teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.